Herkese merhaba. Bugün sizlere nefis bir tatlı tarifim var. Birlikte baklava cheesecake yapacağız. İnanılmaz bir tatlı. Her yemeğin ardından servis edebilirsiniz. İftardan sonra inanılmaz lezzetli olur. Yapması da hiç zor değil. Hadi başlayalım. Tabanı yaparak işe başlıyoruz. Cheesecake'imizi baklava yapacak unsur aslında tabanı olacak. Biraz üzeri de olacak. Şimdi baklava yufkasını aldım. Bu çok hızlı kuruyan bir yufka olduğu için üzerini mutlaka bir bezle örtüm ki kurumasın. Şöyle yumuşak bir fırçayla tereyağı sürüyorum. Aslında burada biraz elimle de süreceğim. Çünkü bu sayede hem tereyağı daha iyi yayılacak hem de daha az yağ kullanacağım. Bu sayede daha hafif olacak. Gelsin ikinci yufka. Yine tereyağı elimle yayıyorum. İkinci kata geldiğimiz vakit birazcık da şeker ilave ediyorum. Böyle hafif bir şekerli tat istiyorum tabandan. Şimdi aynen bu şekilde her katta tereyağı, her iki katta bir de biraz şeker ilave ederek toplam 20 kat baklava yufkalarını diziyorum. Bütün katları yaptım. Toplamda böyle 3 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı şeker kullanmış olduk sadece. Şimdi kullanacağım, şu kalıpta pişireceğim. Alt tabanını aldım. Bu pişince biraz çekiyor, ondan bu tabana göre keseceğiz. Ortasına koyuyorum ve de güzel bir daire çıkartıyorum. Önce şöyle bir şekil verip, çünkü baklava yufkasını kesmek biraz daha zor. Ardından büyüklüğünü anladıktan sonra da bıçakla üzerinden geçerseniz çok daha rahat oluyor. Kestikten sonra çıkartıyorum, kalıba alıyorum. Kalıbı bir tepsiye oturttum. Şöyle elimle bastırarak hattını belirliyorum. Üzerine yağlı kağıt alıyorum. Şimdi bir ön pişirme işlemi uygulayacağım. Fakat bu işlemi uygularken üzerine bir ağırlık koymam gerekiyor ki baklava yufkası piştikçe kabarmasın. Çünkü daha üzerine onun cheesecake katmanı gelecek. O sebeple şöyle genelde hep ağırlık yaparken kullandığım burada kuru börülce fasulyem var. Kullandıktan sonra hep saklıyorum. Birkaç avuç yağlı kağıdın üzerine bırakıyorum. 190 derece fırına. Bu kalan yufkanın yarısını kesiyorum ve de bir fırın tepsisine alıyorum. Fırını alıp çıtırdayana kadar pişiriyorum. Bunu da o cheesecake'in üzerine süslemek için kullanacağız. Peki burada biraz daha yufka kaldı. Bu çöp mü? Tabii ki hayır. Bunu da ne yapabilirsiniz? Böyle sütlü, şekerli bir şerbet hazırlayıp onu da fırında pişirebilirsiniz. Ve nefis bir tatlı daha yapabilirsiniz. Mesela ertesi güne tatlıyı böylece çıkartabilirsiniz. Ya da içine böyle lorlu bir karışım koyabilirsiniz. Böyle hafif tatlılı, içinde böyle güzel bir mayhoşluk olan bir lorlu börek de yapabilirsiniz. İçine koyduğumuz şeker lorla çok yakışır. Yanına biraz reçelle de servis edebilirsiniz. Öyle bir tatlı daha yapabilirsiniz. Şimdi bunu da fırına verelim. O sırada biz cheesecake katmanını yapmaya devam edelim. Şimdi cheesecake katmanı için Boschmann mutfak makinemi kullanacağım. Daha önce sizlere bahsetmiştim. Çok bayılarak kullandım. Gerçekten mutfakta böyle elim, ayağım, kolum oldu. Neden bunu bu kadar çok seviyorum? Birincisi 7 kademeli hız ayarı var. O sebeple istediğim hızda çırpabiliyorum. Bu elimi çok rahatlatıyor. İkincisi bu çırparken birazdan göstereceğim. Böyle döne döne çırpıyor. Bu sayede kenarları sıyırıyor. Özellikle cheesecake gibi tatlılarda bu da işinizi çok kolaylaştıracaktır. Son derece pratik. Böyle taşıması çok hafif. Kapattığınız zaman kompakt bir şekilde mutfağınızda herhangi bir yere kaldırıyorsunuz. İhtiyacınız varsa güzel bir mutfak makinesine mutlaka tavsiye ederim. Beyaz renkte ve tuzsuz bir krem peyniri olması çok önemli. Cheesecake yaparken hep aklınızda olsun. Labne kullanırsanız biraz fazla sulu olabilir. En doğrusu beyaz renkte tuzsuz bir krem peynir. Şimdi onu mutfak makinesine alıyorum. Çırpıyorum. Şekeri ekliyorum ve çırpmaya devam. Unu ilave edip çırpmaya devam. Limon kabuğu rendesi. Cheesecake'e çok yakıştırıyorum limon kabuğu rendesini. O peyniri çok güzel hafifletiyor bence. Limon suyu. Bir fıs vanilya. İki oldu. Şimdi tekrar çırpıyorum. Bir yandan çırparken de yumurtaları ekleyeceğim. Son olarak 100 ml krema ve tekrar çırpıyorum. Taban hazır. Cheesecake karışımı da hazır. Şimdi önce bu yağlı kağıdı alıyorum. Börülceleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Bu arada nohut da olur, kuru fasulye de olur. Evde ne varsa. Kalıbı takabilirim. Zaten şu baklavanın kenarları piştiği için hafif böyle onlar burkulup oturuyor.
Bu arada isterseniz o tatlı yapmak için ayırdığımız baklava yufkalarını böyle kenarına koyup kenarlı bir baklava cheesecake de yapabilirsiniz. Ama ben yapmıyorum. Neden? Çünkü zaten bunun içinde işte krem peyniri var, krema var, şeker var, baklava yufkası var. Hani artık böyle daha da fazla yufka koyunca bana öyle geliyor ki gereksiz yeri ağırlaştırmış oluyoruz. Bu şekilde biraz daha hafif oluyor. O sebeple kullanmadım. Bir de bir tatlı daha çıkartabiliyoruz. O da bence güzel bir şey. Ertesi günü düşünmek. Şimdi hazırladığım cheesecake karışımını alıyorum. Böyle kilo kontrolü konusunda sorular bana çok geliyor. Yani hiçbir şey mi yemeyeceğiz? Tabii ki yiyeceğiz. Neden bu güzel tatlıyı yemeyelim? Ama böyle işte minik ipuçlarıyla biraz daha az yağlı, biraz daha az şekerli, biraz daha az yufkalı yapınca hem mideniz rahatsız olmuyor, hem istediğiniz şeyi yemiş oluyorsunuz. Çok daha rahat kilo kontrolü yapabilirsiniz. Yani bir yemeği yedikten sonra da bir tatlıyı yedikten sonra böyle kendinizi şiş ve ağır hissediyorsanız bilin ki aslında o öyle olmamalı. İşin doğrusu o değil. Yedikten sonra böyle tatmin olmuş ama kendinizi yine böyle hafif ve enerjik hissediyor olmanız lazım. Bu da aklınızda olsun. Şimdi bunu pişireceğim. Normalde cheesecake pişirirken ne yaparım? İşte etrafını folyoya sararım. Ondan sonra tepsiye su koyarım. Su banyosunda pişiririm. Ki bu sayede daha yumuşak olsun, çatlamasın. Fakat benim fırınımın buharlı pişirme özelliği var. Fırınım da boş bu arada, aklınızda olsun. Buharlı pişirme özelliğinde pişireceğim. Bu sayede çok daha kritik ve rahat olacak. Piştikten sonra kademeli olarak soğutacağım. Yani bir 15 dakika fırında soğutacağım. Ondan sonra bir yarım saat oda sıcaklığında soğutacağım. Ondan sonra işte birkaç saat buzdolabında soğutacağım. Ondan sonra süsleyeceğiz. Ve hazır. Yumuşacık pişti, hiç çatlamadı. Çünkü buharlı fırında pişirdik, kademeli olarak soğuttuk. Şimdi işin bana sorarsanız en eğlenceli kısmı bunu süslemek. Üzerine bal, fırında çıtırdattığımız baklava ve son olarak biraz antep fıstığı. Hakikaten her şeyin en güzeli evde. İşte baklava ile cheesecake'in buluşumu hem de dışarıda yiyebileceklerinizden çok daha hafif ve çok daha besleyici bir versiyonunu yapmış olduk. Farklı tariflerle görüşmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.